Evet, aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ediyoruz. 2 sıra düz, 2 sıra yaprak ve çiçek, yine 2 sıra düz, yaprak ve çiçek, 2 sıra düz diye devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördük toplamda. Şimdi kenarıyla devam edelim. Şuradan başlayacağım. Beyaz ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincir yaptım sıkılaştırmak için. Buraya bir tane fıstık yapıp kapatalım. Bir tane yapıp kapatıyorum, bir zincir. Tekrar buraya yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkili kapatarak kenarını dolaşıyoruz. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya. Bir tane hemen yan tarafa yapıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. Köşeye geldik şu anda. Köşe yapacağız. Bir zincir yaptım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan buradaki köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Köşelere gelince bu şekilde yapmayı unutmayalım. Bir zincir tekrar devam ediyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar köşe yapacağız. Diğer köşelere gelince buraya kadar ikili kapatıyoruz. Buraya kadar ikili kapatıyoruz ve sonra tekrar bu yapmış olduğumuz köşenin aynısını köşelere yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonunu birlikte öreceğiz. Hemen buraya bir tane yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum ikinciyi. Üçlü kapatacağız sıra sonunu. Buraya yaptım. Ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde sıra sonunu üçlü şöyle kapatıyoruz. Bir zincirle burada ipimizi kesiyoruz. Böyle gayet düzgün duran bir model oldu. Bir zincirle ipimizi keselim. Şimdi aynısından bir tane daha örebilirsiniz ya da düz olarak şöyle fıstıklarda düz olarak yapabilirsiniz. Hemen bunun başlangıcını söyleyeyim. 13 tane fıstık yapıyoruz. 14.'yü kapatmayıp ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Yan yana 12 tane fıstığımız olmalı. Tekrar söylüyorum. 13 tane fıstık yapıyoruz. 14.'yü kapatmayarak ikili kapatarak buradaki sıra sonuna geliyoruz. Ve şimdi ise buraya da 12 sıra örüyoruz. İkisini birleştireceğiz bu şekilde. Evet, beyaz kısmını bu şekilde düz olarak yaptım ben. Şimdi birleştireceğiz hemen. Tekrar söylüyorum. 13 tane fıstık tam olarak kapatıyoruz. 14.'yi kapatmayarak 12 sıra örüyoruz. Hemen şöyle saymak istiyorum kısaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örüyoruz. Şimdi çiçeklere alta gelecek. Böyle alta bakacak. Çünkü daha düzgün duracak böyle. Hemen 1, 2 köşeden 1, ikinciye sabitliyorum. Eliniz daha büyükse birden de başlayabilirsiniz. Şöyle ikiye ikisini bir alarak ipimi sabitleyeceğim. Beyaz ipimi tekrar alıyorum. Üç zincirle birlikte buraya hemen ikisini bir alarak birleştirerek bir tane fıstık yapıp kapatalım.
Kapattım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Şimdi ise tek parçasına, buraya tek parçaya devam ediyoruz. İkili kapatıyoruz. Bu şekilde. İkisini kapatıyorum. Bir zincir. İkili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir tane, hemen yan tarafa. Bu şekilde. İkisini yine kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak devam edelim. Sadece bu ikisini birleştirdik ilk sırada. Gerisini tek parça olarak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz. Şimdi ise tekrar bir birleştirme yapacağız. İlk önce ikili kapatalım. Buraya bir tane. Buraya köşeden zaten bir iki tane kaldı en baştaki gibi. Hemen diğer parçayı da alıyorum. Burası da köşe. Bir, iki. Buraya ikisini bir alarak fıstık yapıyoruz. Dört sefer sarmanız yeterli. Böyle ikisini bir kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane. Tekrar çeviriyoruz modeli tersini. Tek parçasını öreceğiz yine buraya. Bu şekilde ikili kapatmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ikili kapatacağız. Tek parçasını örüyoruz. Ağız kısmı olduğu için. Buraya bir, yan tarafa. Şekilde ikisini kapatmaya devam ediyoruz. Sıramızın sonuna gelelim. Sıra sonunu hep birlikte yapalım. Evet, ikili kapatarak sıramızın sonuna gelelim. Bir önceye gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyoruz. Hemen ikinciyi buraya yapıyoruz. Son noktaya yapıyoruz. Sıra sonu üçlü kapatacağız. Hemen şöyle çeviriyorum. Zaten batılacak yer kalmadı. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum buraya. Şöyle tekrar yapayım. Buraya yapıyoruz. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı sıra sonunda. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum tekrar. Böyle gayet düzgün duran bir model oluyor gerçekten. Hem de pratik oluyor yapması. Şimdi sıra sonu üçlü kapattık. Buraya hemen bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir. Tekrar buraya yapıyoruz. Hemen yan tarafa yapıyoruz. Bu şekilde ikisini kapatıyoruz. Her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Hiç atlamadan her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Evet, bu şekilde ikili kapatarak her noktaya da batarak sıramızın sonuna geliyoruz. Şöyle buradaki her noktaya batıyoruz. Buraya hiç atlamadan her noktaya batarak sıramızın sonuna gelelim. Tekrar birlikte yapalım. Evet, bu şekilde tekrar her noktaya batarak ikili kapattık. Sıra sonunu hep birlikte yapalım. Buraya bir tane hemen yanına yapıyorum. Sıra sonları hep üçlü kapatacağız. Bu şekilde çıkıntı kısmını, ağız kısmını istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar birkaç sıra örebilirsiniz. Bu şekilde tığımda sıra sonunda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum ve tekrar buradan devam ediyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir.
Tekrar buraya. Hemen yan tarafa. İkili kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonunu üçlü kapatıyoruz. Buradaki fıstığın başlangıcı ile birlikte üçlü kapatıyoruz. Bu şekilde ağız kısmını istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Evet, bu şekilde dediğim gibi çıkıntı kısmını üçlü kapatıyoruz. Hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm ben. Eğer isterseniz bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Sevdiğiniz uzunluğa göre çıkıntı kısmını bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi hem birleştirme yapacağız hem de kenarlarına oyu yapacağız. Ve aynı şekilde yine ağız kısmını da renklendirerek böyle güzelleştireceğiz. Şimdi buraya yine iki fıstık olarak ipimizi sabitleyelim. Buraya sabitliyorum. 2 3 zincir yapıyorum. 3 zincirle birlikte buraya hemen bir fıstık yapalım. 2 veya 3 sefer sarabilirsiniz. Kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Hemen bir ileriye, ikisini bir alarak, şöyle ikisini bir alarak sabitliyoruz. 1 2 3 zincir yapıyoruz. Tekrar buraya fıstık yapıyoruz. Kapattık. Bir zincir, hemen bir ileriye, şöyle ikisini bir alarak sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir yapıyorum ben. Zincir de yapmayabilirsiniz. Direkt fıstık da yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel duruyor. Kapattım. Bir zincir. Bir ileriye, ikisini bir alarak böyle sabitliyorum. Evet, bu şekilde tam tur etrafını dönelim. Hem kenar oyasını yapıyoruz hem de birleştirmiş oluyoruz. Tam tur etrafını dönelim. Ta ki buraya kadar gelelim. Burada fıstık yapıp kapatalım. Bir zincirle ipimizi keselim. Aynı renkle maviyle de fıstıklar yaparak her noktaya da batarak bu şekilde çıkıntı kısmını da böyle süsleyelim. Evet, bu şekilde tamamladık. Aynı gösterdiğim gibi buradan başladık. Komple etrafını tam tur fıstıklar yaparak bu şekilde hem birleştiriyoruz hem de kenar ayısını böyle yapmış oluyoruz. Ta ki buraya kadar yine aynı şekilde geliyoruz. Bir zincirle ipimizi burada kesiyoruz. Ağız kısmını da aynı şekilde her noktaya batarak 3 zincirle birlikte fıstıklar yapıyoruz. Bu şekilde kenar oyasını tamamlamış oluyoruz. 3 zincirle birlikte fıstık yapıyoruz. Şimdi ise bağcık kısmının nasıl geçirildiğini göstereceğim. Puf çiçek yapımı kanalımda var. Videomun daha uzun olmaması adına puf çiçek yapımı kanalımdan bulabilirsiniz. Puf çiçeği yaptıktan sonra ipinizi kesmeyin. 130-140 tane veya daha fazla. 130-140 tane veya daha fazla zincirler yapın. İpinizi kesin çünkü çiçekle birlikte geçmeyecektir. Hemen şöyle aralardan alt üst yaparak şöyle böyle alt üst yaparak arkasından da geçirelim. Bu şekilde. Evet, bu şekilde arka kısmından da aynı şekilde aynı gösterdiğim gibi geçirelim. Şimdi şöyle ipimizi böyle kesmiş olarak geçirdik. Ayrı bir yerde bu puf çiçek daha yapıyoruz. Şöyle yine biraz uzun bir şekilde kesiyoruz ve bunu buraya bağlıyoruz. Fazlalıkları da keselim. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Bağcık kısmı ile birlikte çok güzel oldu. Gerçekten kullanışlı oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Modelimiz böyleydi. Çeyizlerin vazgeçilmezi bu modeller. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.